Bir sabah uyandınız, acaba ben depresyonda mıyım sorusunu kendinize sordunuz. Nasıl anlayabiliriz bunu? Nasıl bir farkındalık geliştirebiliriz? Evet, yorgunluk, halsizlik, kendimizi mutsuz hissetme durumu, çaresizlik, hiçbir şey yapacak enerjimizin kalmadığını hissediyor olmamız, daha önce yaptığımız, çok rahatlıkla yerine getirdiğimiz birçok şeyi, zevk alarak yaptığımız birçok şeyi artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkarıyor olmamız, müthiş bir fiziksel yorgunluk, uyku bozukluğu gibi bazı şeyleri aslında depresyonun başlangıcında insanlar bir farkındalıkla hissedebilir ve yaşayabilir. Bunları eğer hissediyorsak, evet biz bir depresyon tehdidi altında bulunmaktayız. Bu tabii ki çok önemli. Dünyada depresyonun tanımlanması ve tedavisi farkındalıkla ilgili gelişen bir süreç. Bunun yanı sıra depresyondaki insanlar neler hisseder, neler yaşarlar, kendilerini yalnız hissederler. Mutluluk kat sayıları çok 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 düşmüştür. Gündelik hayatında yapması gereken bazı temel yaşam faaliyetlerinden geri kalmaya başlarlar. Evet, yeme içme azalır, uyku çok fena şekilde düzensiz hale gelebilir. Ya çok uyuruz ya hiç uyumayız. Kilo kaybederiz ya da kilo alabiliriz. Hayatımızın olağan akışında ters bazı şeyler cereyan etmeye başlar. Dolayısıyla flört, evlilik, akraba ilişkileri gibi bir takım insani ilişkilerimizde de depresyon başlarımızda sorunlar olmaya başlar. Şöyle ölçebiliriz. Daha önce bu kadar insanla sürtüşme yaşamıyordum, polemik yaşamıyordum, kavga etmiyordum, sıkıntı içerisinde bulunmuyordum ilişkilerimde gibi bir matematik karşılaştırması yaptığımızda eğer böyle bir durum varsa evet birazcık sanki biz depresyonda olduğumuzu hissedebiliriz. Dolayısıyla özel işlerimizde mesleğimizle ilgili sorunlar yaşamaya başlayabiliriz. İşe geç gidebiliriz, işverimiz düşebilir, amirimiz ya da üstümüz, patronumuz ya da çalıştırdığımız insanlar arasında sıkıntı yaşamaya başlayabiliriz, iş ilişkilerimiz bozulabilir. Bunlar da aslında depresyonun fark edilebilir fakat görülmesi zor bazı belirtilerinden sayılabilir. Peki bunları biz bir veya birkaçını yaşadığımızda olası bir depresyon tehlikesi altında olduğumuzu düşüneceğiz.